Çocuklara bir şey belli etmeyeceğim. Çocuklara bir şey belli etmeyeceğim. Çocuklara bir şey belli etmeyeceğim. Of! İnanamıyorum ya, saçlarının haline bak. Günaydın abla. Ne günaydın Çilek? Öğlen oldu, öğlen. Kerem gelecek, şu halime bak. Oho, gelmesine daha çok var. Aşık olunca saatler göz açıp kapayana kadar geçer. Daha saçımı öreceğiz, kahvaltı edeceğiz. Nasıl hazırlanacağım? Tuğçe de gelecek mi bugün? Gelecekmiş. Bir hafta sonu gelmesi şaşırdım zaten. Boş ver, en azından Tuğçe geldiği zaman abim Kerem'e sataşmıyor. Onun sağ solu belli olmaz. Zaten dün gece kötü kötü rüyalar gördüm. Hadi saçımı örelim de gidip bir bakalım. Günaydın. Günaydın canım, ama artık öğlen oldu. Ah, Tuğçe evde. Sen işe gitmedin mi? Hayır, bugün biraz geç gideceğim. Sizlerle beraber olmak istedim. Tüh, bilsek daha erken kalkardık, kusura bakma. Sorun değil hayatım. Babam artık pazar günleri de işe gidiyor değil mi? Evet. Babanızın çok işi varmış. Sen iyi misin Betüş? Bana uzun solgun gibi geldi de. Gayet iyiyim. Aha çocuklar, ben artık çıkayım, oldu mu? Kafeye mi? Evet. Önce kafeye. Akşama görüşürüz. Kerem'le Tuğçe gelecek değil mi? Gelecekler. Hı, tamam. Hadi onlara da selam söyleyin. Hepinizi çok seviyorum. Oh, canlarım benim. Hoşça güle kalın. Güle güle. Ya çocuklar, Betüş'ün bir şeyi var ama ben anlayamadım. Siz anladınız mı? Ben de anlamadım. Ben öğrenirim nasılsa. Kapı çaldı galiba. Kimse yok. Ay, nerede kaldı bu Kerem? Gelir şimdi. Korna sesi. O değilmiş. Ben niye seni de bekliyorum ki? Abla, izin verdi, ben artık odama gideyim. Ay Çilek, sen de sabahtan beri tutturdun. Ne var odada? İşim var abla, işim. Kerem gelince yalnız olmak istemiyorum. Abim ona saldırırsa onları ayırmak için senin bana yardım etmen lazım. Yapmaz bir şey, merak etme. Odasında Tuğçe'yle oturuyor. Dünya umurunda değil. Sen öyle san. Ya bana güven, ne zamandır ona dokunamıyor. Benim sayemde tabii. Belli olmaz. Sana değil, ona güvenmiyorum. Ay iyi, tamam. Ne işin varsa çabucak bitir gel. Yeter ki beni burada yalnız bırakma. Tamam, kapçalar çalmaz. Abimden önce buraya koşarım. Söz. Oh be, sabahtan beri Betüş'ün nesi olduğunu merak ediyorum. Şimdi sihirli küreden bakacak fırsatım oldu. Küre küre, söyle bana, ne oldu Betüş'e? Banu, ay sen ne zor bir kızmışsın böyle. Hay Allah, ya ben nasıl taşıyacağım? Sadık. Seni nasıl idare edeceğim Banu? Sadık. Efendim Banu. Cem, geldiğimden beri benimle ilgilenmiyorsun. Ya sıkılmaya başladım artık. Kusura bakma Tuğçe. Kerem'in gelip gelmediğini görmem lazım. Of ya, kapı zil çalmayacak mı? O zaman anlayacaksın. Olmaz. Laf adalarız, kapıyı duymayız. Ne olur ne olmaz. Ay Cem, ay yani taktım bu çocuğa. Ay ne var anlamıyorum. Takarım tabii. Kız kardeşimin erkek arkadaşı. Ay ne var bunda yani Cem? Ay amma geri kafalısın. Benim abim de senin hakkında böyle düşünse? Senin abin genişse o onun sorunu. Cem, abim hakkında doğru konuş.
Ben kötü bir şey söylemiyorum ki. Ben böyle bir abiyim. Kız kardeşimi kıskanıyorum. Bu yüzden de erkek arkadaşı olmasını istemiyorum. Yarın bu kız evlenince ne olacak? Kocasını da döveceğim. Ay ne kadar ayıp. Betüş'e bak, yazık. Of, önce gidip şu sorunu çözmem lazım. Hoş geldin Kerem. Hoş buldum. Bak bunları senin için topladım. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Ben şimdi o çiçekleri... sorunlarıyla ilgileneceğime senin sorunlarıyla ilgileniyorum. Her şeye de yetişemem ki. Kerem'le kavga etme. Ablamı da üzme. Hadi git şimdi odana. Seni duymamış ol. Kerem'le Tuğçe gelmemiş gibi otur. Fazla oturma. Abim seni fark etmeden git. Böylece birbirinizi görmez, kavga etmezsiniz. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Bak bunları senin için topladım. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Hadi odana girip oturalım. Tamam. Merhaba Çilek. Merhaba Kerem. Oh be! Her şey yoluna girdiğine göre ben de işime bakabilirim. Efendim? Ah, alo Suzan Hanım, merhabalar. Betüş orada mıydı acaba? İşten çıkacağım da hani eve geçerken bir şey lazım mı diye soracaktım. Hayır, bugün fazla kalmadı Sadık Bey. Ah, eve erken mi döndü? Sanırsam size biraz kızgın Sadık Bey. Nereye gittiğini bilmiyorum. Açıkçası onu niye üzdünüz onu da bilmiyorum. Ama bir şey bilseniz iyi edersiniz. Sadık Bey, Betüş benim için çok değerli, anladınız mı? Onun kıymetini bilin. Onu üzmenize asla izin veremem. Suzan Hanım, siz neler söylüyorsunuz anlayamadım. Bakın, ben hiçbir şey bilmiyorum Sadık Bey. Sadece hissettiğimi söylüyorum. Hepsi bu. Size iyi günler. Al işte. Al amiyi, vur Sadık Bey'in kafasına. Hepsi aynı değil mi bunların? Birinin gözü perilerde, ötekinin Allah bilir başka kadınlarda. Puh, cibilliyetsizler. Allah Allah. Neler oluyor ya? Bir de evden arayayım bakayım şu Betüş'ü. Alo? Alo? Efendim baba. Ah, Çilekciğim ne haber kızım? Nasılsın yavrum? Heh, annen evde mi? Değil. Banu kim baba? Ne Banu'su ya? Ne diyorsun sen? Bana bak, annen yoksa bir şeyler mi anlattı sana bu konuda? Bak her şey yanlış anlaşılma. Ortada bol yok, yumurta yok. Yani niye bu kadar büyüttü ki bu meseleyi anlamadım. O bana bir şey anlatmadı. Ben kendim biliyorum. Sana çok kızgınım baba. Hemen eve gel. Annenden ve bizden özür dile. Yoksa seni hiç affetmeyeceğim. Alo kızım. Neler oluyor ya? Allah Allah. Ha tabii. Bu işi başıma açan sensin Umur Bey. O aptal kızı buraya alıp benim kabuslarıma girmesine sebep oldun. Sen şimdi görürsün. Bu düğümü ancak sen çözeceksin. Şimdi anladın mı? Ha? Müşteri listemizi ezberine aldın mı? Evet Umur Bey. Sizinle çalışmak çok daha kolay ve zevkli. İnanın buna. Sizinle de öyle Banu Hanım. Umur Bey! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık.
bizim evde peri anne babam ve bizlerle hayat renkli günler.